Rahat bir şekilde anlaşarak bitireceğiniz... Kulüpler Birliği Başkanı ve e, yönetim kurulu olarak bundan 3 veya 5 gün önce e, veya bir hafta tam hatırlayamayacağım bayağı yoğun bir süreç geçirdik. E, federasyon Başkan ve Yardımcıları ile yaptığımız toplantıda gündemde olan konu bir yayıncı kuruluşun e, pandemiden dolayı halen e, bir türlü e, oturmayan kontrat e, şekli. E, diğer ikincisi de ee, küme düşme ile ilgili sayı kaç olacak dikte kaç kişi devam edecek kaç takımla devam edecek ve en önemlisi de yabancı ile yabancı sayısı ile ilgili ee, biz yabancı sayısı ile ilgili fikirlerimiz orada söyledik ama e, değerlendireceklerini ve bizimle bir daha görüşeceklerini söylemelerine rağmen maalesef dün alerjili bir açıklama yaptılar dün diye versiyon bu bizi bir defa çok e, şey yaptı rahatsız etti yani tekrar bizimle biz böyle düşünüyoruz siz bize söylediniz ama değerlendirme sonucu böyle bir şey yapacağız deselerdi ee, tabii ki alınan karara saygı duyacağız duymayı biliriz ama paylaşılmasında fayda vardı. Ee, bir diğer taraftan da bu olaya iki taraftan bakmak lazım. Yani sahaya çıkıyorsunuz 11 tane yabancı oynuyor. içinde bir tane Türk çocuk yok. İstikal marşı okunuyor. Yani bu, da, bu da çok hoş bir tablo değil. Ee, ama bir taraftan da ve bu tür kararları birdenbire vererek çok çabuk geçiş yapamazsınız. Bu bir süreç ister. Çünkü sonuçta yapılmış kontratlar var. Biz geçen sene bu konuda en çok zorlanan kulüplerden biri olduk. Yani bazı futbolcularımızı, yabancı futbolcularımızı kadroya dahi alamadık. Ocak ayında tekrar bir değişiklik yaptılar ama Behude bize bir faydası olmadı. Bu sebeple bizim şahsi düşüncemizi kendilerine söylemek yerine Kulüpler Birliği üyesi 20 tane kulübü yeni gelenleri bekliyoruz. Onlar yeni tescil edilecekler. Bir de seçim var biliyorsunuz. Oradaki başkanların netleşmesini bekliyoruz. Ama e, görünen o ki biz daha önceden mevcutlarla toplantı yaparak e, Kulüp, e, kulüpler birliği olarak toplantı yapıp e, akabinde pazartesi günü e, Türk Futbol Federasyonu Başkan ve yönetici, yönetimine oradan çıkacak kararımızı iletmek istiyoruz. Pek tabii ki hepsinde farklı görüşler var. A kulübü diyor ki işte 14'ün tamamı oynasın. B 16 olsun. C diyor ki işte 8 yerine 10 olsun. 14 olsun ama 10 sağda olsun. Benim de şimdi Kulüpler Birliği Başkanı olmam nedeniyle çok da fikir üretmek istemiyorum. Değerlerinin görüşlerini almadığım için ama e, basit olarak şunu söylemek istiyorum. Milyonlarca euro verdiğiniz insanları sahaya çıkartamamak da hoş bir şey değil. Şu krizde, ekonomide. Bir de yapmış olduğunuz sözleşmeler var, git dediniz gitmiyor. Dolayısıyla bu süreç özellikle hemen hemen her konuda pandemiden kaynaklanan biraz olsun şey bekliyoruz, hoşgörü ve anlayış bekliyoruz sayılarda, rakamlarda, özellikle transfer kulüplere tanınan limitlerde, harcama limitlerinde bu sezondan kaynaklanan hoşgörü kulüplerin talebi var federasyondan. Bakalım sonuç nereye gelecek. A diyoruz ki limitlerimizi çok geriye çekiyorsunuz. Bu sene daha da geri alacaklar. Bunu yapmayın. Özellikle 5 taş iş yapmayın. Hatta biraz sorpil yapın. Çünkü biz ülke puanı açısından bu sene önemli şeyler yapmak istiyoruz. Mecburuz zaten. Bu bir vazife bizim için aynı zamanda. Ee, bu tür şeyler var. Yani kulüpler birliğinin dertleri büyük. Sonuç itibariyle yabancı konusu e, kaç tane takımla oynanacak. Kimisi diyor ki e, çok fazla dört e, tane düşmesin. Üç tane düşsün, kimisi diyor ki iki tane düşsün, e İster istemez herkesin kendine göre bir bakış açısı var. Burada bütün mesele doğru olanı yakalayarak, federasyonla işbirliği yaparak e, bu işleri getirmek. Yani ne de bizim dediğimiz olabilir çünkü biz de her zaman doğruyu söyleyemeyebiliriz. Ne de federasyonun ben dediğim dedik e, tabiri doğru olmayacak, doğru olmaz. Avcı ile tekrar görüşeceğimi düşünmüyorum. Avukatıyla görüşeceğim son bir kere daha. Ondan sonra hukuki süreci devam ettirmeyi planlıyoruz. Yani başka bizim e, avcıyla bir durumumuz yok. Biz avcıyla sürekli olarak görüştük ve orta bir yol bularak çözüm bulmaya çalıştık. Ama hukuktan e, ve müracaatlarından hiçbir şekilde geriye adım atmadı. Ama e, son bir kere daha önümüzdeki günlerde çok yakın bir sürede kendisi avukatları vasıtasıyla artık mecburen. Çünkü öteki türlü diyalog kuramıyoruz olmuyor maalesef. Kurmuyor. E, açıyor telefonunu ama sonra devamı gelmiyor. Yani artık ya avukatıyla çözeceğiz. istediğimiz gibi bir sulh yapacağız ya da hukukun devam ettiği yere kadar e, konuyu devam ettireceğiz. E yani bu böyle gideceğini zannetmiyordum. Abdullah Hocamla oturup bir şekilde e, bir akkadan beklentim oydu. Şaşırdım yani. Bir türlü geri adım atmadı hukuktan. Hiç geri adım atmadı. Nedenini de bilmiyorum. Ama hukuken tabi tabii istediği, almak istediği başka bir rakam. Bizim sulh olarak vermek başka bir rakam. E, paranın da ne önemi var diye bir dünya artık kalmadı. Önemi varmış. Artık kararı kendisi verecek. Ben de ona saygı duymaktan başka bir şey yapamam. Bir birey ve hakları var. Bir şey söyleyemem. Hukuk hepsini sonuçta adaletin kestiği parmak diyeceğiz. Ama önce biz yolunda bir bulunalım. Bulunduk, bulunduk, bulunduk. Son bir kere daha bulunalım. Ondan sonra. Vallahi bir an önce gelmelerini istiyoruz. Çünkü taraftarsız geçirdiğim benim için olsa bir senenin hiç tatlısı olmadı. Yani en büyük keyiflerden bir tanesi benim yani. Onun için e, federasyona baskı yapıyoruz. Federasyonu haklı olarak bakanlığa ve cumhurbaşkanımıza konuları taşıyor. Muhtemelen bu yazın sonunda e, aşılamayı tamamlamış olursak yüzde 60-70'ini Tahmin ediyorum Ağustos-Eylül ayında e, tedbirli olarak ve tedrican belli sayılarda taraftara açılacağını e, tahmin ediyorum.